Hakkari vesaire girdi. Şimdi e, enflasyon %75,45 ya. Evet. 10.700 olan emeklimiz az, e, Temmuz ayında maaş olarak eğer sadece enflasyon farkı verilirse 13.200 lira alabilir. O yüzden de sadece enflasyon farkı zam olmaz ve insanları süründürür. Keza asgari ücret e, 17.000 liradan e, 13.000 liraya kadar düşeceği için ee, en azından enflasyon farkını buraya da verip asgari ücreti bir 21 bin liranın üzerine çıkarmanız en az gerekiyor ki aradaki farkı telafi edin. Ve de bir şey daha söyleyeceğim hocam. Ya Burada refah payı ve düzeltme olmazsa bu emekli maaşlarında insanların hali vahim. E, ee, şimdi kira sınırı %20. yirmi. lira dedin değil mi affedersin? 13 bin 200, 13 13 bin 500, 500, evet 13 bin liraya düşüyor tam 13 olarak. 13.500 işte. 13 bin Ay, asgari 100. ücret mi? Asgari Aynen. ücret. Aynen. Evet. Kaç 13.000? evet. bin? 13 bin liraya düşüyor şu tamam, an. Tamam 17'yi tamamlamak için buraya 4.000 lira indir in, artırış yapmanız ancak lazım. Ancak çekilen suyu su basmanına kadar Aynen. çekmek Aynen. için. Burada bir asgari zam söz, konu, 21 21.000 lira yapmak zam söz konusu değil Aynen. ve kaldı ki yılda bir kere bunu yapacağınız için diyen Çalışma Bakanı'nın da kulaklarına küpü olsun bu laf. Bir daha söyleyin hocam. Temmuz'da asgari ücret 17.002 bin bin... lira olan asgari bin ücret 6 e, aylık e, bu enflasyon neticesine 13.419 lira alım gücüne iniyor. 10.000 lira olan emekli maaşı altını bakın söylemiyorum. 3-4 milyona yakın insan 10.000 liranın altında maaş alıyor. Onu söylemiyorum bakın. 10.000 lira da 7.600 lira civarına düşüyor hocam. Bir bakın 26.7. 7.892 liraya düşüyor. lira yani. da 7.800'e düşüyor. Siz bunları telafi etmeden bu düşen maaşın üzerine %25 yapar, bitiririz, asgari <laughs> bu, ücrete de yapmayız diyorsunuz. Bu, Olmaz. Burada Ebru söz konusu enflasyonu kime indirteceksin? Benim boğazımı sıkarak indirteceksin. ya Biz yıllarca IMF'ye e, lanet okumadık mı? Bu insansız ekonomi istiyor, boğazımızı sıkıyor, kemer sıkıyor, acı ilaçı zehirliyor bizi diye. Ya IMF'yi ararsın kardeşim. IMF'yi ararsın. Şu anda IMF, IMF artık böyle değil biliyor musun? Enflasyon sosyal düşecek sonra bakarız düşer sosyal mi? Sosyal politikalar önem vermeye başladı. Çünkü IMF şunu da gördü. Sadece böyle e, insanların damarına basarak yaptığın zaman sosyal huzursuzlukla beraber siyasi istikrarsızlık da ekonomiyi bozuyor. Tabii. İnan bana şu anda IMF bile şimdi daha insaflı halde tabii eski IMF değil. Eski biz IMF eski değil. IMF'den daha kötüyüz. E, biz şöyle düşünün, hatırlı Kotelelli Ankara'da dolaşırken Denizli hatırlar büyük ihtimalle. E, yani şey Maliye Bakanı bile kapısında onlar randevu için nöbet beklediği Ali Gram başkesen dönemlerinde iken şimdi bir bakıyoruz kardeşim biz IMF bile daha insaflı olmuş ve ben sadece asgari ücretliden, emekliden e, keserek onun boğazından kısarak ya peki dışarıdaki tilkileri ne yapacağız? Onların niye kulağını içine gitmiyorsun? Bu huzur hakları falan ne olacak? Ya, ku... Ne oluyor yani? 2,5 evet. milyon, 3 milyon huzur hakları. Huzur hakları. Huzur hakları. 4 maaş ikramiyeler Aa, falan. Anne, araçlara araçlara taktık ya onları geçtik ya bu huzur hakkı ne kardeşim? Bu kamuda, ya? kamu kurumlarında ne niye oluyor? Niye ben yani? e, sürekli olarak bana yalanlama geçen e, bilmem ne başkanına açıkçası 5-6 maaşı ödüyorum? Neden bunu yapıyorum ben? Bunu niye yapmak zorundayım? emekli niye boğazından kesip gidip hani dedi ki alamadığı döneri alıp geri oturuyor yemek yemen insanına vermediğimiz parayı ona 5. 6. maaş olarak ben vereyim. Yani şimdi ben bak bir ülkede adalet olmadığı zaman yürütemez. Zulüm hakim olur ve her şey inceldiği yerden zulüm ise kalınlaştığı yerden koparmış. Hocam bu benim bildiğim daha bir nokta daha var. Asgari ücret eridi. 13 bin, 13 bin, 14 bin liranın altına düştü. Bir kere 17 bin liraya yeniden getirmek için 4-5 bin lira artış yapmak gerekiyor. Emekli maaşları zaten eridi. Bunun üzerine %25 yapacağım derseniz bu zam olmaz. Enflasyon da bu çalışanlar, emekliler için hiç düşmez. Çünkü neden düşmez? Ebru ee, bir şey sorabilir miyim? Çünkü bu maaşla bu bir dakika bir cümleyi tamamlayayım. Çünkü bu bu 10 bin lira yeniden bize 10 bin liranın üzerinde 12 bin 500 lira diyelim ki emekliye vereceksiniz. E fiyatlar aynı kalacak. Artış hızı yavaşlayacak. Vatandaş için enflasyon düşmez yani. Enflasyon aynı yüksek ezici halinde devam eder. Buyur Deniz. Ee, sen 25 diyorsun da bu 5 aylık enflasyon 22.72 diye şey yapıyor. 6 ayda 25-26 ee, yani olacağını neden... varsayıyorum. Ama 5 aylık yani fark 5 aylık mı 6 aylık mı ekleniyor? 6 aylıkta olduğu için Deniz 6 aydan hesap ettik onu yoksa dediğin doğru ilk 5 ayınki 22.7 oldu. En son bugün açıklanan enflasyon rakamını da üzerine ilave ettiğimiz zaman ama bu ayda %3 öngörülen enflasyonu koyduğumuz zaman üzerinden doğacak olan ortalama fark, enflasyon telafisi dediğimiz fark. Ama adı üstünde bu zam değil, telafi. Telafi ile zamın farkı nedir? Zam üstüne koyduğundur. Telafi ise eksik olanı tamamlarsın kardeşim. Buharlaşan bardağın içindeki suyu tamamlarsın. Hı e Aynen öyle. Ben de zam falan değil. Çocuğum. Yani deponun taştığı falan yok. Bir de Temmuz ayında şimdi kirada %25 sınırı kalkacak ya hocam. Of seyrelesen sen gümrük. Şimdi mesela şu anda Zam oranı %25 sınırı olmasa sözleşme yenileyenler buçuktan yenileyecekler. Evet. Yani 5 aylık enflasyon 22,7, 6 aylık enflasyonu %25 ama 12 aylık tüfe ortalamasını aldığımızda %65'in üzerine çıkacak bu. Evet 65'in. Şu anda bütün hesaplarını biz şey... kiraları da buradan yapacağız. Evet kiraları. Yani şu zirve yaptıkları dedikleri enflasyon aslında üstüne bir de Haziran'da koyacağı. Tabii. Ee, ama ondan sonra düşeceğini de hesaba katalım. Hocam bu maaşlarla enflasyon düşmeye. Hayır artış hızı yavaşlayacak hocam. Enflasyon düşmeyecek. Enflasyon zaten fiyat artış hızıdır. Sıfır olsa bile evet. 50 liralık marul 49 lira olmayacaktır. Olmayacak. Çünkü enflasyon sıfır olduğu zaman dahi marulun fiyatı orada duracaktır. Ben bu maaşla o enflasyondaki artış hızını yavaşladığını falan hissedemem. Hissedemezsin. Olmuş. Yani enflasyon sıfır olduğu zaman asgari ücret 17.002 liradan alım gücünü devam ettirecek idi. %60 geri çektik konu, Değil mi? Evet. Yani hatta doğrusu ilk 6 ayda %26.8. Çünkü birine hayat pahalılığı diyoruz. Öbürüne fiyat artış hızı yani enflasyon diyoruz. Üstelik enflasyonun fiyat artış hızını bile doğru dürüst ağız birliğiyle ifade edemiyoruz. İş dünyası ile konuşuyorum. Hangi enflasyonu hesap atıyorsun? Önce diyor ki benim cebimde bir tane TÜİK dolaşıyorum diyor. Ben onunla yapıyorum diyor. Sordum hatta söyledim mi iş dünyasına? Herkes sektörüne göre 3 haneli rakamların kıyısına söyleniyor. Ama diyor çok enteresan bu açıklanan enflasyon rakamlarına inanmadıkları için e açıkçası bundan sonra atacakları adımları ister istemez kendi endekslerine göre yapıyorlar. Kendi endeksleri de şu, kardeşim kaç alıyordum, kaça satıyorum? Ya da ham maddemi şuradan temin ediyordum, şimdi nereye temin ediyorum diye çok daha bildik hesap yapıyorlar. Yani o kadar şeye gerek yok, hani müfredattan çıkarılan türev, entegrale gerek yok. Dört işlem bu işe yetiyor kardeşim. Alıyordum artık alamıyorum. Yerine bunu koyabilmem için şu kadar farklı oldu. O da benim enflasyonumdur diyor. Benim enflasyonum senin söylediğin gibi değil. Ey TÜİK.